Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Sayın Bakan, bakanlığınıza bağlı bir kurum var ki ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi istatistiki veriler açıklıyor. Ama öyle bir çelişiyorsunuz ki evlere şenlik. Örneğin bu kurum faaliyet raporuna göre 414.544.470 lira zarar etmiş. TÜİK bile sayılarla oynama konusundaki maharetine rağmen zarar ederken halk ne yapsın? Halka gerçekler ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Siz kendi açıkladığınız verilere gerçekten inanıyor musunuz? Ticaret Eski Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şirketinden 9 milyon dolarlık dezenfektan alındığı ortaya çıkmış, devlet zarara uğratılmıştı. Kendisi de görevden alınmıştı. Henüz cezai soruşturma yok ancak iktidara geldiğimizde Yüce Divan'da yargılanacağı kesin. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Bilgin, dezenfektan üretim işinin çok tehlikeli işler kategorisinden çıkartılıp tehlikeli işler kategorisine alınmasının kimin talebiyle olduğu sorusuna verdiği cevapta kategori değiştirme yetkisinin TÜİK'te olduğunu söyledi. Şimdi TÜİK Başkanı'na soruyorum. Bu yetki sizde mi? Sizde ise bu kategori değiştirme işini kimin talebi ya da baskısıyla yaptınız? Sayın Bakan, özelleştirme fonu faaliyet sonuçları tablosuna göre döviz mevcudunun değerlendirmesinden doğan olumsuz kur farkları 207.229.711 lira. Özelleştirme idaresi dahi dövizden mağdur olmuş. Vatandaşı siz düşünün. Yine Sayıştay Bulgu 4'te vadeli satış sözleşmelerine uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması sebebiyle ihalelerde farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Hangi ihaleye hangi faiz oranını neye göre uyguluyorsunuz? Açıklar mısınız? Sayıştay raporunda Dünya Bankası'ndan alınan kredi muhasebe sistemine işlenmemiş. Bunun sonucunda bilanço 718.217.500 liralık hata oluşturmuş. Bu kredi hangi gerekçeyle kayıtlara işlenmedi? Açıklar mısınız? Sayın Bakan, faizsiz konut ve taşıt edindirme platformu olarak bilinen 35 tasarruf finansman şirketinden 21'i Temmuz ayında BDDK tarafından tasfiye edilerek TMSB'ye devredilmişti. Bu şirketlere belli bir süre verilmişti. Bu süre dolmadan neden tasfiye süreci başlatıldı? Ayrıca evim sisteminin mağdurlarına yönelik ne gibi bir süreç izlenecek? Merkez Bankası ciddi bir kurumdu. Bağımsızdı. Artık iliklerine kadar bağımlı ve gayri ciddi bir kurum haline geldi. Faiz sebep, enflasyon sonuç dahiyana fikrini iktisada giriş dersi alan bir öğrenci sınav kağıdına yazsa dönem tekrarı yapacakken bu temelsiz fikir iktidarın temel tezi haline dönüştü. Ve üzülerek gördük ki Merkez Bankası da bu temelsiz fikre alet oldu. Sonucunu hep birlikte acı bir şekilde yaşıyoruz. Sayın Bakan, görevden alınan Merkez Bankası Para Politikası Kurul Üyesi Abdullah Yavaş, bilindiği kadarıyla Amerika'da yaşıyordu. Sadece toplantı için Türkiye'ye gelip gidiyordu. Yine bilindiği kadarıyla 2008 yılından bu yana TPK üyesi olarak çalışıyordu. Bu zamana kadar geçen süre içerisinde kendisinin Türkiye'ye geliş gidiş masrafları uçak biletleri de bilindiği kadarıyla Merkez Bankası'na ödetilmiş. Yaklaşık 700 bin dolarlık yalnızca ulaşım masrafı olduğu yazılıp çiziliyor. Bu doğru mudur? Sayın Başkan, Sayıştay meclis adına denetim yetkisi yapar. Sayıştay raporuna göre çeşitli dış alımlar yapılmış. Cumhurbaşkanlığı bir yandan tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlıyor. Sayın Başkan'ın da Cumhurbaşkanı'na nasıl bir sadakatle bağlı olduğumuzu eylemlerinden ve kararlarından görüyoruz. Örneğin 1600 cc üzerinde makam araçlarını kiralamanız kanunen yasak olmasına rağmen 6 adet Audi A6 sedan, 33 adet Audi A4 sedan ve bunlardan hariç 39 ayrı araç daha kiraladınız. Sayıştay'a ödeme emri belgeleri sunuyorsunuz. Büyük çoğunluğu asıl yerine nüsha bile değil. Adeta gidip marketten fiş alır gibi almış, gider pusulası yazmışsınız. Yetmemiş, muhasebe işlemine fişlere hiçbir yetkili imza atmamış. Bunu gerçekten nasıl yapabiliyorsunuz? Eğer bu işlemler bilginiz dışında yapıldıysa bu kişilerin derhal ilişkisini kesmelisiniz. Yok bilginiz dahilinde yapıldıysa o koltukta oturmamalısınız.
Teşekkür ediyorum. Şimdi ben hocamıza... ...katlanarak akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafiflettik. Akaryakıta neredeyse gün be gün yapılan zamları, benzin istasyonları önünde oluşan araç kuyrukları görmüyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Fiyatlar üzerindeki baskının hafifletilmiş hali buysa diğer türlüsünü düşünmek bile istemiyorum. Değerli arkadaşlar, hayat pahalılığı can yakıyor. Kara kış kapıda. Bırakın geleceğini planlamayı, tenceresinde yarın neyi kaynatacağını bile bilemez hale getirilen milyonlarca vatandaşımız kara kara düşünüyor. Ancak daha üzücü olanı bu durumun vahametini kavrayamayan ya da belki umursamayan bir anlayışın iş başında olmasıdır. Gönlünden geçen, işte gelen yöntemlerle, sepetlerle hesap yapıp sonra da vatandaşa dönüp sen hayal görüyorsun, senin enflasyonun bu diyen bir zihniyetin bugün iş başında olmasıdır. Vatandaşın bu hale düşürüldüğü bir ülkede ekonomik sistemin diğer bütün unsurları da ister istemez kaosa sürükleniyor. Ben 22 yıl bankacılık görevi yaptım. Memurluktan yöneticiliğe kadar meslek yaşamım boyunca vatandaşlarımla ciddi bir deneyim yaşadık. Bu deneyimlerden hareketle şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz ekonomik yönden bu dönem içinde sürüklendiği kaosun, öngörüsüzlük, belirsizlik ortamının bir benzerini inanın bir daha yaşamadı. Sanayicisinin, esnafının, çiftçisinin, gencinin, yaşlısının içinde geleceğe dair hiçbir umut yaşamadığı bir ülkeye, bir topluma dönüştük. Memleket 19 yıllık iktidarınızın sonunda işsizlik ve hayat pahalılığı içindeyken yüzleri gülen tabii ki birileri var. Kim onlar? Mesela milletin kaynaklarını sömüren, döviz garantili, rant garantili ihalelere konan 3-5 müteahhit. Milyarlarca liralık vergi borcu, saraya yakınlık derecelerine göre sıfırlanan patronlar. Devletin yani milletin bankasından sağlanan külfetsiz kredilerle beslenip bırakın ana parayı, kredinin taksitini dahi ödemeyen yandaşlar. Bir de yasa dışı yollarla elde edilmiş kaynakları suç gelirlerini aklamak için adres arayan Mutlu Mesut. Mali eylem görev gücünün geçen ay Türkiye hakkında aldığı karar ülkemizin şüpheli devlet konumuna yerleştirmesi, uyuşturucu baronlarının suç örgütü liderlerinin el üstünde tutulduğu, siyasi otoriteyle, bürokrasiyle içli dışlı hale getirildiği mafyanın siyasetçileri aylık 10 bin dolarla maaşa bağladığı bir dönemi yaşıyoruz. İşte bugün sadece onların yüzleri gülüyor, onlar Mutlu Mesut. Bu milletin 80 yıl boyunca emeğiyle, alın teriyle yarattığı değerleri, kaynakları, varlıkları 20 yılda talan ettiniz. Sadece devletimizi değil, sanayicisinden esnafına, çiftçisinden memuruna, ekonominin ve toplumun bütün dinamiklerini borç bataklığının içine sokup hepsine birden sırt çevirdiniz. İhtiyat akçesine varana kadar devletin kasasındaki parayı tükettiniz. Sayın Bakan, bütçenizde vatandaşın sorunlarını yapısal olarak çözecek bir vizyon yok. Sizlere hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. Ben kabul etmediğimi, ben 6 yıldır yaklaşık Plan Bütçe Komisyonu üyesi olmama rağmen birçok milletvekili gibi iktisat alanındaki konuları takip etmeye çalışıyorum, katkı sunmaya çalışıyorum. Bugün ve bu döneme özgü genellikle komisyon üyesi içeriden, dışarıdan ve bugün de gerçekten günübirlik gelen gibi bir kavram ve sabote eden gibi kavramlar kullanıldı komisyonu. Bu hiç hoş olmadı. Milletvekillerinin temel asli ve kamusal görevi devletin bütçesiyle ilgili görüş önerilerini paylaşmaktır burada. Elbette ki bütün, sadece plan bütçe değil, bütün komisyonlarımızın ve meclisimizin hepimizi bağlayan kuralları çerçevesinde. Sayın Bakan, kurumunuzu, bakanlığınıza bağlı kurumlar Türkiye'nin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde güvenilirliği ve ekonomik başarısı açısından en kritik kurumlar. Ve gerçekten ve tartışmalı kurumlar maalesef son zamanlarda en çok tartışılan kurumlar da bu kurumlar oldu. Şunu söyleyeceğim, sizin bütçenize de aynı durum var. Bu dönemin bütçesi genellikle işte büyüme odaklı bir perspektif ortaya konuluyor. İşte ihracat, büyüme ve pandemi koşulları ve küresel sorunlar dikkate alınıyor. Ama bizim asıl işte o küresel sorunlar sonrası Türkiye'nin yaşadığı ulusal ekonomik sorunlar ve ağır, gerçekten baktığımız zaman bugün ortaya konan hedeflerin, vaatlerden
uzaklaşmak, bunların kendi yani resmi kurumların tekrar işte Cumhurbaşkanlığı'na açıkladığı programda tekrar o hedeflere ulaşmadığımızı ve gerçekten öngörülebilir şeffaflık, denge denetlemenin giderek zayıfladığı, rasyonel hedeflere dayalı bir ekonomik planlamanın yoksun olduğu bir ortam var. Güven endeksi giderek düşmekte. En önemli sorunlardan birisi Türk lirasının en çok değer kaybeden ulusal para olması. Ve işte sadece 2021 yılında %34 değer kaybetti. Asgari ücretin dolar karşısındaki değer kaybı da %25 aştı. Yani yüksek bir enflasyon, siz de bugün vurgu yaptınız. Yüksek bir işsizlik, cari açık, dış borç çünkü yüksek faiz, gerçekten yüksek enflasyon ve hepsinin bir arada olduğu çok kritik bir ülke konumundayız. Siz işte Amerika'nın 30 yıldır en yüksek enflasyon oranı olduğunu söylediniz ama Amerika'da 63.500 lira dolar kişi başı gelir. Avrupa Birliği ortalaması 34.000 dolar. Bizim 8.500 dolara geriledi ve enflasyonla karşılaştırdığımızda faiz, enflasyon, işsizlik bu ülkeyle karşılaştırdığımızda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Temel sorun şu, Merkez Bankası belli politikalar belirledi. İşte en önce genişleyici bir para politikası vardı. Krediye daha çok, aşırı bir kredi kanalına bağımlılık vardı. Bunun sonucu TL aşırı değer kaybetti. Döviz rezervlerimiz azaldı. Enflasyon, dolarizasyon oldu. Gelir adaletsizliği, eşitsizlik, gelir kişi başı gelirimiz düştü. Sonra daraltıcı bir para politikası perspektifi ortaya kondu. Ama bu süre içerisinde tam 3 defa Merkez Bankası değiştirildi ve gerçekten baktığımız zaman bağımsızlığı ve özelliği de zedelenecek şekilde Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini görüyoruz. Diğer kurumlar TÜİK de aynı şekilde veri, şeffaflık ancak yönetim yapılarının tamamen baktığımız zaman daha çok siyasi karar alma birimleri ve siyasileşmesi ve atama süreçlerinin de siyasi müdahaleler. Kamu İhale Kurumu Avrupa Birliği için raporlarında en çok eleştirilen kurumlardan bir tanesi. Kamu mali yönetim reformu hala yok. AB bütçe hesabatına uyumlu değil. Şeffaflık hesap birliği yok. Atama kısmı tamamen yine Cumhurbaşkanı ataması içerisinde yapılmakta. Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılmakta. Bu tür sorunlar raporlara yansımakta. Siz master kriterlerinde sadece bütçe açığına değiniyorsunuz Sayın Bakan. Master kriterlerinde yani Avrupa Birliği'nin ekonomi kriterlerinde enflasyon, döviz kuru istikrarı, faiz oranı kriterlerinde çok uzağındayız. Bunu da vurgulamak istedim. Tasarruf kısmında bireysel emeklilikte bir başarı hikayesinden bahsetti sunum yapan müdürümüz. Ama baktığımız zaman sözleşmelerdeki çıkış oranına baktığımız zaman %50 bir çıkıştı. Bunun sebebi nedir? Ve tasarruf oranı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programı'nda %28'lerden %26'ya düştüğünü söylemekte. Son, sadece soru soracağım. Hazine ile Merkez Bankası arasında imzalanan protokol Sayın Bakan. Buna çok vurgu yapıldı. Siz de bununla ilgili bir açıklama yaptınız. Bu protokol sonucunda hazine ne kadar bir döviz alımı yaptı yıllar itibariyle? Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Özelleştirme uygulamasını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi diye açıklamada bulundunuz. Oysa uygulama ne? 2020 Sayıştay raporunun 34. sayfasındaki şöyle bir bulgu tespit edilmiş. Özelleştirme işlemlerine ait değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması. Bu ne demek biliyorsunuz? Şeker fabrikaları, Türk Telekom, SKV özelleştirilen kurumlara biçilen değer neydi? Kaça satıldı? Aradaki fark nedir? Bunları millet bilmiyor demektir. Oysa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarında da değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri kapsayan değer tespit sonuçlarının mevzuat hükümleri gereğince kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Ama duyuruluyor mu? Hayır. Özelleştirme idaresine ilişkin raporlar 2014'ten beri meclise geliyor ve her raporda bu konuda ne yazık ki uyarı var. Bu Sayıştay'ın uyarıları, tespitleri laf olsun diye orada yok. Özelleştirme Dairesi Başkanlığı bu uyarı ve tespitleri değerlendirmeyecek mi? Kanuna, yönetmeliğe, Sayıştay'ın 7 yıldır uyarısına rağmen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı neden değer tespit raporlarını açıklamıyor? Akıllara şu soru geliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı neyi kimden saklıyor?
Bunların cevapları neden yok? Biz bilmek istiyoruz. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması açıkça görev ihmalidir ve suçtur. Şimdi 60-85 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78. maddesi der ki, denetim esnasında suç teşkil eden bir durumla karşılaşıldığında konunun derhal ilgili kamu idaresine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmelidir der. Öncelikle Sayıştay'ın Eylül aylarında açıkladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği kamu idaresi raporları ile Kasım-Aralık aylarında açıkladığı belediye raporlarında ve Aralık ayı sonlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu'na gönderdiği KİT raporlarında birçok konusu suç teşkil eden bulgu yer almaktadır. Ancak bu tespitler kamuoyunda tartışıldığı ile kalmaktadır. Yani Sayıştay'ın TBMM adına yaptığı denetimler sonuçsuz kalmaktadır. Sonuçsuz kalacaksa bu denetimler niye yapılıyor? Kanunda hüküm olsa da Sayıştay'ın işlediği suçları adli yargıya intikal ettiremediği ortada. Kamu zararları bulgularda kalmakta, tazmin edilememekte ve sorumlular yargılanamamaktadır. Sayın Bakan, bu durum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu hükümet sistemin bir gereğidir mi diyorsunuz? Sayın Bakan, OECD'ye bağlı mali eylem görev gücünün tavsiye kararlarından 12. tavsiye kararı geçen sene çıkan 62-72 sayılı kanunda yer almamasından dolayı gri listeye girme ihtimalinin bulunacağını biz meclis kürsüsünde ve komisyonda defalarca söyledik. Ve sonuçta mali eylem gücü, görev gücünün gri listesine girdik. Size sormak istiyorum. Siyasilerin ve siyasilerin akrabalarının mal varlıklarındaki artışların, kara para aklama yönündeki çalışmalarının ve bu konudaki etkin mücadelenin yeni düzenlemede yere alacak mı? Bu konuda mevzuat düzenlemesi ya da etkin soruşturma yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Sayın Bakan, 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde Bakanlar Kurulu'nca belirlenen vergi cenneti olan ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan her türlü ödemeler üzerinden %30 oranında vergi kesintisi yapılması öngörülüyordu. Ancak bu düzenleme aradan 15 yıl geçmesine rağmen vergi cenneti ülkeler belirlenmediği için fiilen uygulanamıyor. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının nedeni nedir? Bu belirlemenin yapılmamış olmasının suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı bakımından bir zafiyet yarattığını düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, yine bütçe sunuşunuzda Türkiye İstatistik Kurumu'nun gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde tutarlılık ve güvenilirlik çerçevesinde faaliyetleri sürdürdüğünü söylüyorsunuz. Buna inanıyor musunuz bu söylediklerinize? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca çok şey söyleyeceğim. Üyelerimize döneceğim. Uygun görmüşleriniz hazırsanız Sayın Erhan Usta'dan başlayalım. İYİ Parti grubundan sonra Sayın İsmail Faruk Aksu'nu erdim. Daha sonra AK Parti grubundan Sayın Kutek. Daha sonra da CHP grubundan Sayın Süleyman Girgin. HDP grubundan veremiyorum çünkü işte sisteme giren yok. O zaman Erol Bey'i de ilave ediyorum. Erol Katırcıoğlu. Bu sırayla söz vereceğim. Şimdi Neslihan Hanım'ın mikrofonunu açıyorum. Buyurun lütfen, süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakan ve değerli bürokratlar, hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz ama memleketin bugünkü hali, vatandaşımızın hali hiç de hoş değil. Aslında Sayın Bakan'ın sunuş konuşmasını dinlerken bu durumun da kabullenilmiş olduğunu anlamış olduk. Sayın Bakan, makroekonomik düzeydeki olumsuzlukları ve belirsizlikleri pandemiye tahvil ederek sorunların küresel olduğunu... Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, sunumunuzda Türkiye'de sanki ekonominin tam anlamıyla rayında olduğuna dair böyle bir pembe tablo çizmeye çalıştınız ama hayat öyle değil Sayın Bakan. Gerçekler farklı. Bugün sokağa çıktığınızda vatandaşın yüzüne şöyle bir bakarsanız neredeyse
mutlu bir vatandaşımız kalmadı Sayın Bakan. Herkes de maalesef ki bir karamsarlık hakim, yarın kaygısı hakim. Biz bunu istemeyiz ama maalesef ki iktidarınızın yarattığı acı tablodan kaynaklı durum böyle. Hayat pahalı gerçeği var. Emeklinin, memurun maaşı yetmez. Askeri ücret yetmez. Birçok esnaf borçlu, kredi ile nefes alabiliyor. Yani kısacası herkes sıkıntıda Sayın Bakanım. İnşalar patlamış, bir taraftan dosya sayıları katlamış. Ancak tahsil edilen dosya miktarı ise her geçen gün oransal anlamda düşmekte. Çünkü vatandaşta para kalmadı. Elektrik, doğalgaz fiyatları katladı. Bizim talebimiz olan TRT payı kaldırıldı. Ancak en azından kış sezonunda ÖTV ve KDV'nin kaldırılması talebimizi tekrarlıyoruz. Devletin kendi alacaklarına, örneğin makdu harçlara, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaporta gibi uygulanan oranlar, yani artış oranları adına yeniden değerlendirme oranı diyoruz. %36.2. Ancak maaşlara ise getirilmeye çalışılan oran en fazla %9'lar seviyesinde. Sayın Bakan, takdir edersiniz ki devletin kendi alacağına uyguladığı yeniden değerlendirme oranı aslında piyasada maalesef gerçek olan enflasyonu bir anlamda göstermekte. Siz memura, emekliye bu orandan zam yapabilmeniz gerekirdi. Aksi halde sıkıntılar her geçen gün daha da artacaktır. Sayın Bakan, daha öncesinde de dile getirmiştik. İktidarınız döneminde çok sayıda özelleştirmeler yapıldı. Yani gerçekten satılması, özelleştirmesi gereken yerler olabilir. Ancak 1986'da başlayan ve 2020 yılına kadar, yani bu süreçte toplamda 70 milyar dolar civarında bir kamulaştırma yapıldı. Bu özelleştirme yapıldı. Bu özelleştirmenin hemen hemen çoğunluğu sizin iktidarınız döneminde gerçekleşti Sayın Bakan. Özellikle 2020 yılı için söyleyeyim. Covid nedeniyle birçok iş ve işlemlerde yavaşlama ve durma meydana geldi. Ama bakın, özelleştirme son hızıyla devam etti ve 2020 yılında 80 özelleştirme gerçekleşti Sayın Bakan. Geçen sordum. Bakın, geçen sordum. Örneğin ilimiz Antalya'da Finike ilçesinde Sayın Bakan çok sayıda taşınmaz. Aksu ilçesinde çok sayıda taşınmaz satıldı dedim. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar, iktidarınız dönemine kadar o zor şartlarda yapılmış birçok fabrika tarafınızdan satıldı. Hadi fabrikaları sattınız, birçok kurumu sattınız. Sayın Bakan, şimdi kala kala elinizde değerli araziler kaldı. Ve bu değerli arazileri her geçen gün satmaktasınız. Bakın, söylediğim gibi Finike ve Aksu, sordum ve cevaben geldi. 2021 yılında Finike'de bakın 24 milyonluk bir taşınmaz önce, sonrasında da 51 milyonluk, yani toplam 75 milyonluk bir satış gerçekleşmiş. Aksu ilçemizde de 634 milyonluk taşınmazlar satılmış Sayın Bakan. Şimdi bu taşınmazların satıldığı bölgelere bu satış bedelinden de herhangi bir katkı, destek veriyor musunuz diye sordum da böyle bir uygulamanız olmadığını da görüyoruz. Ve dediniz ki sosyal konutların yapımında harcanıyor.
Sayın Bakan, ben buradan bir kez daha Antalya Milletvekili olarak tekrarlamak istiyorum. Madem ki bu taşınmazları satıyorsunuz ve sosyal konutlarda kullanıyorsunuz, o zaman Manavgat'ta ve diğer ilçelerimizde evleri yanan, yangında evleri yanan vatandaştan neden para istiyorsunuz? Zaten evi yanmış ve bu yanan evlerin bedelini, %50'sini vatandaştan istemektesiniz. Kamu özel işbirlikleri son dönemlerin en önemli konusu olmaya devam etmekte Sayın Bakan. Yine özellikle ulaştırma 2024 yılına kadar 96,5 milyar, şehir hastaneleri içinde 94,2 milyar bir ödemenin yapılacağı ortada. Yani 2024 yılına kadar 192,8 milyarlık kamu özel işbirliklerine harcamalar yapılacak. Yani bu rakamlar gerçekten çok büyük rakamlar. Sonuçta siz bunları biz yaptık diye siyaset malzemesi yapmaktasınız. Ama aslında görüyoruz ki bunları siz yapmadınız. İktidar olarak siz değil, bir işletmeci yapmakta Sayın Bakan. Sonuçta bunun bedelini vatandaştan alıyorsunuz. Vatandaştan alıyorsunuz ama kullanan parasını ödüyor, ama kullanmayandan da yine almaya devam etmektesiniz. Geçen bir bakanlıkta Niğde Tarsus otoyolu için 115,5 gidiş, 115,5 dönüş, yani kısacası gidiş geliş 131 TL para ödenmekte olduğunu buradan ifade ettim. Ve bu açıklamama istinaden gelen cevapta, efendim bu yolun yapılmasıyla ilgili uygulama sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde bu paranın ödendiğini ifade ettiniz. Yani kısacası vatandaş bu yollardan geçmeyle bir anlamda mağdur edilmekte. Sayın Bakan, farklı bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi zaman zaman açıklama yaparsınız. İşte kumarın efendim doğru olmadığına dair. Evet, kumar gerçekten zararlıdır ve olmaması gerekir. Ancak yine sizin iktidarınızda bakın milli piyangoyu bir anlamda gelir paylaşımı esasına dayalı olaraktan özelleştirdiniz diyebiliriz. 10 yıl süreyle. Bunun zaten niye yapıldığını da ben anlamış değilim. Yani neredeyse Türkiye'de en çok para kazanan belki de kurumların başında gelmekte, ama şimdi bakın sizin döneminizde bu milli piyango çeşitleri o kadar arttı ki vatandaşları bir anlamda kumara sevk etmektesiniz. Bakın sadece piyango varken akabinde işte hemen kazan, sayısal lotu, şans topu, 10 numara, süper loto ile vatandaş her gün bu kumarı bir şekilde oynamak durumunda. Onun devamında daha önce sadece hemen kazanla oynanan bir oyun varken Sayın Bakan, bakın şimdi bunun çeşitlerini arttırmışsınız bu özelleştirmeden sonra. Şöyle görebilirsiniz, renkli kazı kazanlar, yani böyle yoldan geçenin de dikkatini çeken kazı kazanlar var. Şimdi isimler de çok enteresan. Bakın Sayın Bakan, altın diye bir kazı kazan var. Tanesi 5 lira. Evet, tanesi 5 lira. Şimdi yine altın yumurta, yani artık bunu oynayan nasıl altın yumurta kazanacak bilmiyorum, ama tanesi 10 lira. Yine şans dağı diye bir şey var, 10 lira. Evet, efendim, milyonerler kulübü, bitiriyorum başkanım, milyonerler kulübü var, 20 lira. Hazine haritası var, 20 lira. Efendim, büyük ikramı var, 30 TL. Yani siz işte böyle vatandaşı bunları oynamaya teşvik eden bir anlayış içerisindesiniz diyorum. Yetmeyen bütçenin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, iktidarın 2013'teki 10. Kalkınma Planı'nda 2023 hedefleri şöyleydi. Ülkenin toplam geliri 2 trilyon dolara,
kişi başına gelir 25 bin dolara, ihracat 500 milyar dolara yükselecek. İşsizlik %5'e düşecek. Böylece ülkemiz 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girecekti. Bunlar aynı zamanda AKP'nin 2011 yılı seçim vaatleriydi. Bunlar vaatlerdi. Peki gerçekler ne oldu? Demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşıldıkça ekonomi hızla bir iflasa sürüklendi. Kişi başı gelir ilk defa 7 yıl üst üste geriledi. Enflasyon, dolar, işsizlik aldı başını gitti. Bu yıl 5 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan orta vadeli program, tek adam rejiminin ekonomik politikasının iflasının 2023 hedeflerine bırakın ulaşmayı, hedeflerinin yarısının bile tutmayacağının resmi bir ilanı oldu. 2023'te ülkeyi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmayı vaat eden partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 2023'e 2 yıl kala ülkeyi en güçlü 20 ekonomi liginden bile düşürdü. Oysa Türkiye 1990'da dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasına girmişti. Değerli milletvekilleri, bugün halkımızın yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığı olarak deneyimlediği ekonomik çöküş bir günde gerçekleşmedi. Bakın şu grafik, ücretlilerin milli gelirden aldığı payın sürekli azaldığını göstermekte 2016'dan 2021'e kadar. Şimdi vardığımız nokta, emeğin anayasal haklarının bile topla tüfekle bastıran, sendikal hareketi yasaklar ve grev ertelemeleriyle baskılayan bir siyasal düzenin bize getirdiği nokta. Sadece baskılar değil, mevcut vergi politikaları da bu düzenin emekçiler için ne anlama geldiğinin bir göstergesi. Şu da geçen aydan bir haber Sayın Bakanım. Gebze'deki büyük bir otomobil fabrikası Türkiye'den çekilme kararı aldı. Bu karar 1200 işçinin bir anda işsiz kalması anlamına geliyordu. İşçilere ortalama 40 maaş tazminat verildi. Devlet emekçilerin tazminatlarının %40'ına gelir vergisi diyerek el koydu. Uzun süre işsiz kalma tehlikesi altında olan bir emekçi için tazminatların %40'ı büyük bir paradır. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Sermaye yönelik vergi politikaları nasıl işliyor? Bunu en iyi açıklayan örneklerden biri vergi cennetleri meselesi. Birçok ülke vergi kaybına neden olan vergi cennetlerini transferler ile ilgili düzenleme yaptı. Türkiye'de 2006'da vergi cenneti denen ülkelere yapılan işlemlere %30 oranında vergi getiren Bakanlar Kurulu kararını yayımladı. Ancak aradan geçen 15 yılda vergi cenneti ülkeler belirlenmediği için fiilen bu düzenleme uygulanmıyor. Sayın Bakan, bu yönde bir düzenleme yapılmamasının nedeni nedir? Bu belirlemenin yapılmamış olmasının suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı bakımından bir zafiyet yarattığını düşünüyor musunuz? Değerli milletvekilleri, vergi cennetleri kadar önemli bir mesele de sermaye lehine vazgeçilen vergi alacakları. Vergi istisna ve muafiyetleri nedeniyle toplanmadan harcanan ve toplamaktan vazgeçilen vergi gelirleri de adlandırılabilecek olan bu ayrıcalıklar 2022 yılı için 336 milyar TL olarak öngörülmüştür. Bu rakamın 50-60 milyar TL'lik kısmı ücretler lehinedir. Geri kalan devasa kısım sermaye için ballı bir börektir. Demek ki neymiş? Bütçe emme basma tulumba gibi sermaye çalışmaktaymış, tahsil ettiği vergiler kadar etmedikleriyle de. Değerli milletvekilleri, halkımızı bu hale sürükleyen, ekonomik politikaların gerçeklikten kopukluğunu perdeleyen ana kurum TÜİK'tir. Devletin asli görevi sosyal adaletsizlikle mücadele etmektir. Ancak iktidar TÜİK verilerini sırtını dayayarak giderek daha da yoksullaşan bir alt gelir grubu yaratmakta. Oranlardaki çelişkileri paylaşmıştı biraz önce Sayın Emecan. Ben bir örnek vermek istiyorum. TÜİK verilerini çokça eleştiriyoruz. Bu veriler nasıl üretiliyor? Bir örnekle anlatayım. Araba fiyatlarındaki yükselişi araştıran TÜİK görevlisi araba bayisine gidiyor. Şu model bugün elinizde var mı diye soruyor. Bayi, bu araba bugün yok diyor. Ama aslında araba gelecek belki 2 hafta, belki 3 hafta sonra. Eğer TÜİK bir ürünü bulamadık diye not alırsa, ki burada öyle yapıyor, bir önceki ayın fiyatları veri sistemine giriliyor. Yani o model için aylık fiyat artışı 0 oluyor.
Araba fiyatlarının da içinde olduğu ulaştırmanın enflasyon içindeki payı ne kadar? %6. Yani araba fiyatları %30 daha düşük arttı diye veri girilirse tüm enflasyon sadece bu yüzden %2 daha az çıkıyor. Pahalanan ürünün enflasyon sepetinden hemen çıkarılması örneğini de zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi buradan seslenmek istiyorum vatandaş adına. Ey TÜİK yetkilileri! Marketlerde fiyatı artmayan ürün yok. Sanayi sitelerinde imalatçılar müşteriye verdiği fiyatın arkasında duramıyor. Gübreye 16 ayda 31 kez zam geldi. Kömür %89 zamlandı. Bu tablo şu Sayın Bakan, TÜİK'in kendi tablosu. TÜİK kendi verilerine göre bile %50'den az zamlanan ürün yok burada. Ayçiçeğinden buzdolabına kadar. Ama enflasyon %19. Bu nasıl oluyor? Nereden alışveriş ediyorsanız TÜİK yetkililerine söylüyorum. Söyleyin de vatandaş da gitsin oradan alışveriş etsin. Madem ülkede enflasyonun girmediği tek bina TÜİK binası, marketlerde TÜİK binasına açılsın, halkımız zamsız ürün alsın. Sayın Bakan, yarın işçiye, memura, emekliye zam zamanı geldiğinde TÜİK'in enflasyon rakamları esas alınacak ve sabit gelirler gerçek enflasyon altında ezilecek. Üzülerek söylemeliyim ki TÜİK iktidarın vatandaşın rızkından almak için kullandığı bir manivelaya dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı yıllık programının 53. sayfasında 2022'de 9 milyarlık daha özelleştirme geliri hedeflediğiniz yazıyor. Son kırıntılar da eğer kaldıysa satılacak. Eğer özelleştirme sürecinden halkımız lehine gerekli dersler çıkarılsaydı, farklı bir süreç olan hazine garantili ihalelerle kamusal zenginliklerimizi 3-5 şirkete peşkeş çeken modele bu kadar fütursuzca olur verilir miydi? 2017'den 2024 sonuna kadar gerçekleşen ve tahmin edilenlerle birlikte otoyol, köprü ve şehir hastanelerinin garanti ödemeleri 94 milyarı buluyor. Ne kadar zarar edersek edelim, ekonomi yönetiminin kumandasını kim geçerse geçsin hala yanlışla ısrar ediliyor. Sayın Bakan, özelleştirme idaresi bu ülkenin her yerini parsel parsel satmaya yeminli mi? Özelleştirme idaresi eliyle kamu arazilerinin rant temelli imar planları yapılmaktadır. Yapılan planlarla kamu kullanımı yok edilmekte ve altyapı ihtiyaçları gözetilmeden sit alanları ve mera alanları özelleştirme eliyle imara açılmaktadır. Bu sabah resmi gazetede yayınlandı Sayın Bakan. Şurada elimde. Seçim bölgemde Bodrum Bitez'de büyük bir arazinin özelleştirilmesi haberini okuduk. 21 Haziran'da kurulmuş daha bu yıl. İhaleye girmeden önce 9 Haziran'da da tescili, pardon düzeltiyorum, 21 Mayıs'ta kurulmuş. İhaleye girmeden önce 9 Haziran'da da tescil edilmiş olan bir inşaat şirketine 29 bin metrekarelik büyük bir arazi 252 milyon liraya satılmıştır. Burada ne yapılacaktır? Niçin satılmıştır? Yerel yönetimin ve sivil toplum örgütlerinin ve halkın görüşü alınmış mıdır? Sayın Bakan, Bodrum'un nüfusu yazın 1,5 milyon, Muğla'nın 5 milyon. Muğla İller Bankası'ndan ancak kış nüfusuna göre destek almakta. Eğer destek verecekseniz yazlık nüfusa göre verin ve Bodrum'dan rant için, Muğla'dan rant için iktidar elini eteğini çeksin. Sayın Bakan, Sayıştay raporları ile ilgili birkaç notum var. Uluslararası organize suçlara karşı Küresel İnisiyatif adlı kuruluşun Eylül ayı sonunda yayınladığı Küresel Organize Suç Endeksine göre Türkiye suç skoru bakımından 193 ülke arasında 12. sıradadır. Bakanlığınızın görev alanına giren hususlar bakımından MASAK vasıtasıyla yaptığı çalışmaların yetersizliği nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Merkez Bankası'nın kanuna aykırı olarak personelinin ve yakınlarının özel sağlık sigortası için geçen yıl 52 milyon lirayı harcadığı tespit etmiştir. Bu hususta bir işlem yapılmış mıdır? Merkez Bankası'nın yine 2020 yılında gerçekleştirdiği ihalelerin 166 ihaleden 146'sının
Kamu İhale Kanunu 3. maddesine istinaden istisna kapsamını yapıldığını söylüyor. İstisnanın genel bir uygulamaya dönüştüğünü eleştiriyor. Bu konuda bir girişiminiz var mı? Son olarak Sayıştay raporunda Merkez Bankası'nda taşıt tahsisi hakkı olmayan kişilere araç tahsil ederek oluşturulan araba saltanatını eleştiriyor. Bu konuda bir girişimiz var mıdır? Teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun diliyorum. Huzurunu saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakan, 2022 yılı bütçesinin de tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Elbette tüm ekonomi konuları üzerinde konuşulabilir ama bugün ben sadece Türkiye İstatistik Kurumu üzerine değerlendirmelerimi yapacağım. TÜİK geçmişten bu yana çok önemli bir görev yürüten devletin çok köklü bir kurumudur. 5.429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 4. maddesinde üretilen istatistikler güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanır ve uygulanır. Resmi istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır denilmektedir. Yani TÜİK'in resmi istatistikleri gerçekleri yansıtmasının sağlanması, verilerin güvenilirlik, tutarlılık, şeffaflık ilkelerine uygun olması kanunla TÜİK'e bir görev olarak verilmiştir. Sayın Bakan, siz de konuşmanızda buna işaret etmiştiniz zaten. Ama gerçek duruma bakıyoruz. Gerçek öyle mi? Maalesef öyle değil. Maalesef AK Parti hükümetleri döneminde tüm kurumlarda meydana gelen tahribat TÜİK'te de gerçekleşmiştir. TÜİK son yıllarda enflasyon ve işsizlik gibi vatandaşlarımız için son derece önem taşıyan verilerde ülke gerçekleriyle örtüşmeyen İşkur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarının ve uluslararası kuruluşların verileriyle çelişen gerçeklik dışı veriler açıklamaktadır. Bunun sebebi ise şudur. Ülkemiz özellikle tek adam yönetiminin yürürlüğe girdiği 2018'den sonra çok daha kötü yönetilmeye başlandı. Ülke kötü yönetildikçe de ekonomik kriz derinleşerek devam etti ve ekonomik buhrana dönüştü. Ancak ekonomik buhran sonucu ortaya çıkan kötü ekonomik veriler de halkın öğrenmesine çalışılmaktadır. Bu sebeple de siyasi talimatla, istatistik oyunlarıyla gerçek veriler gizlenmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda TÜİK'in son yıllarda enflasyon ve işsizlik gibi önemli konularda açıkladığı veriler gerçek durumu yansıtmaktan uzak, çelişkili ve tutarsız veriler olmuştur. TÜİK maalesef AK Parti'nin oluşturmaya çalıştığı sanal pembe tablo algısını sağlamaya ve güçlendirmeye yönelik makyajlı verileri açıklamaktadır. Öte yandan TÜİK'in şeffaflığına dair çok temel eleştirilen 2018, 2019 ve 2020 yılları Avrupa Birliği ilerleme raporlarında da yer almıştır. TÜİK başkanlarının atama sürecine ilişkin 2020 yılı Türkiye ilerleme raporunda TÜİK içerisindeki atama ve görevden alma süreçlerinin şeffaflığına ilişkin bir takım eleştiriler hala devam etmektedir denilerek bir kez daha bu durum eleştirilmiştir. TÜİK son yıllarda AK Parti'nin en sık başkan ve yönetimlerinin değiştirildiği kurumlardan biridir. Nitekim 2021 yılı Mart ayında da TÜİK başkanı ve sonrasında da yönetim tekrar değiştirilmiştir. Enflasyona yönelik verileri özellikle memurların, emeklilerin ve asgari ücretlerin maaş artışlarını, küçük esnafımızın kazançlarını ve faiz oranlarını doğrudan etkilediğinden son derece önem taşımaktadır. Bu sebeple TÜİK'in TÜFE verilerinin gerçek veriler olarak açıklanması tüm vatandaşlarımızın ama özellikle de dar gelirli vatandaşlarımızın yararına olan bir durumdur. Ancak TÜİK 3 Ağustos 2021 tarihinde Temmuz ayı TÜFE oranını açıkladıktan bir gün sonra 4 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir televizyon programında şunu ifade etmiştir. Buradan sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz demiştir. Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında TÜİK sinyali almış ve buna göre de değerlendirmelere başlamıştır. Buna göre 11 Ağustos'ta basına yansıyanlara göre enflasyon oranının yüksek çıkmaması için TÜİK Merkez Teşkilatı'ndan bir başkan yardımcısının bütün bölgeleri aradığı ve GÜİM grubundan artışların geri alınması yönünde talepte bulunduğu,
kurum içinde enflasyonun düşük tutulması için bazı yöntemlerin uygulandığı ifade edilmiştir. Bu açıklama yapıldıktan sonra da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri son 3 aydır %19'lar seviyesinde ve yatay bir seyir izlemektedir. Oysa halkın hissettiği gerçek enflasyon ise %50'nin çok çok üzerindedir. Sokağa çıkarsanız, ben tamamlamak üzereyim. Sokağa çıkarsanız Sayın Bakan, pazara, markete giderseniz %50 enflasyonu görür ve hissedersiniz. TÜİK resmi enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki makasın bu şekilde açmasıyla emekli, asgari ücretli, memur, çiftçi yani dar gelirli enflasyona karşı ezdirilmektedir. Bu sebeple tamamlıyorum efendim. Bu sebeple TÜİK'in kanunun kendisine vermiş olduğu yükümlülüğü gereği gerçek enflasyon açıklaması gereklidir. Eğer bunu açıklamazsa TÜİK'in zaten güvenilirliği son derece yara almıştır, zedelenmiştir. Bundan sonra da güvenilmeyen bir kurum olmaya devam edecektir. Saygılarımı sunuyorum. 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Coşkun, hazır mısınız? Evet. Buyurun.